Merhabalar arkadaşlar. 11. sınıf kimyasal tepkimelerde hız ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle tepkime hızına etki eden faktörler bölümüne ineceğiz. Tepkime hızına neler etkiliyor arkadaşlar? Bakın burada söylemiş. Demiş ki tepkime hızına maddenin cinsi etkiler. Tepkime hızına derişim vardır. Hatta buraya basınç hacim etkisi de yazalım arkadaşlar. O da derişimleri değiştirecek. Onu da biz ekleyelim. Basınç hacim etkisi. Sıcaklık etki eder. Katalizör ve temas düzeyi etki eder arkadaşlar. Bu şekilde sayabiliriz. 6 tane etki. Madde cinsi, derişim etkisi, basınç hacim etkisi, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. O zaman başlayalım. İlk etkimiz gelsin. Madde cinsi etkisi nasıl oluyor arkadaşlar? Bakalım. Diyor ki tepkime hızı tepkimeye giren maddelerin cinsine göre değişir. Kimyasal bir tepkimenin hızına tepkimeye giren kimyasal türlerin cinsi, fiziksel halleri, kopan ve oluşan bağların sayısı etki eder. Evet, şimdi bunları arkadaşlar bölüm bölüm inceleyeceğiz. İlk olarak şöyle demiş. Bir tepkimede, bakın bu ana mantıktır, kopan ve oluşan bağ sayısı arttıkça tepkimeye başlar. Çünkü bağların kopması, yeniden düzenlenmesi zaman gerektiren olaylar. Burada bakın CH4'te şöyle açık yazarsak 4 tane karbonla hidrojen arasındaki bağ kopacak arkadaşlar. C3H8'de ise baktığın zaman karbon karbonlar arasındaki bağlar kopacak. 8 tane karbonla hidrojen arasında bağ var, bunlar kopacak. O yüzden yani ne kadar çok bağ varsa benzer reaksiyonlarda o kadar ne yapacaktır? Reaksiyon bu bağların kopması ve tekrar oluşması sürecinden dolayı süre uzayacaktır ve reaksiyon yavaşlayacak. O yüzden birinci reaksiyonumuz hızlı, ikinci reaksiyonumuz daha yavaş gerçekleşir. Birinci reaksiyona göre kopan veya oluşan bağ sayısı arttıkça tepkime yavaşlar diyoruz. Bir başka arkadaşlar kriterimiz diyelim, yani bunları hani kriterler olarak düşünün. Oda sıcaklığına iyonlar arası gerçekleşen tepkimeler genelde hızlıdır. Yani eğer öncüllerde arkadaşlar size iyonlar arası tepkime veriyorsa hemen en hızlı tepkimeler içerisinde bu tepkimeleri düşünebilirsiniz. Burada bakın demir artı 3, mangan artı 2 iyonlar arası gerçekleşen tepkime, hem demir artı 3 hem de mangan artı 2 iyonları gördüğünüz gibi katyon durumunda, anyon yani nedir? İyon durumundadır. İyonlar arası gerçekleşen tepkimeleri de hızlı tepkimeler olarak söyleyebiliyoruz. Peki hemen gelsin. Şimdi iyonlar arası tepkimeler hızlı ama eğer bu iyonlar bir de zıt yüklüyse daha da hızlı olur arkadaşlar. Zıt yüklü ve iyon yükü büyük olan tepkimeler çok hızlı. Şimdi birinci tepkime diyelim, ikinci tepkime diyelim. Mesela bu birinci ve ikinci tepkime yine aynı yüklü, bir önceki örnekte verdiğimiz aynı yüklü tepkimeler vardı ya. Onlar da hızlı gerçekleşiyor ama zıt yükler aynı yüklere göre daha da hızlı gerçekleşiyor. Kendi içinde de şöyle bir kıyaslama yapmış. İşte artı 1, eksi 1, artı 2, eksi 2. Yani yükün büyümesi çekim kuvvetini arttırıyor ve bundan dolayı arkadaşlar ne diyoruz? R2 diyelim. R2 büyüktür R1 şeklinde yorum yapabiliriz. Yük arttıkça arkadaşlar çekim kuvveti artacak ve reaksiyon hızı artacak. Nötralleşme tepkimeleri ve çökelme tepkimeleri de yine hızlı gerçekleşen tepkimelerdir demiş. Bunlar da aslında iyonlar arası gerçekleşen tepkimeler. Çünkü mesela kurşun 2 nitrat suda zaten kurşun artı 2 NOH eksi 1 şeklinde duruyor arkadaşlar. Potasyum iyodur. Potasyum artı 1 iyot eksi 1. Yani zaten bunlar da iyonlar arası gerçekleşen tepkime. Hatta zıt yüklü iyonlar arası gerçekleşen tepkime. O yüzden hızlı olması mantıklı. Aynı şey asit baz için de geçerli. Sonuçta onlar da iyonlar arası. Bakın H artı 1 Cl eksi 1. K artı 1 OH eksi 1 olduğu için iyonlar arası gerçekleşen tepkime. Ya da şöyle diyelim. Nötralleşme tepkimeleri ve çözünme çökelme tepkimeleri çok hızlı gerçekleşen tepkimelerdir diyoruz. Tanecikler arasında kovalent bağ olan organik maddenin tepkimeleri nedir? Yavaştır. Burada bize bir molekül vermiş arkadaşlar. Büyük bir molekül gördüğünüz gibi. Bu molekülümüz ne oluyor arkadaşlar? Hidroliz oluyor. Yani suyla parçalanıyor. Gördüğünüz gibi yavaş gerçekleşen bir tepkimedir. Bir ester reaksiyonudur. Esterin suyla hidrolizdir. Alkole ve neye dönüşmüş? Aside dönüşmüş. Yağlar, karbonhidratlar, proteinler, bunlar büyük moleküllerdir arkadaşlar. Bunların sindirilmesi kolay gerçekleşmiyor. Böyle de düşünebilirsiniz. Büyük moleküller nedir? Hidroliz olayları, suyla parçalanma olayları yavaş gerçekleşen kimyasal tepkimeler olarak söyleyebiliriz. Evet, şimdi şöyle görsellerimize bir bakalım sevgili arkadaşlar. Diyor ki tüp gaz ve doğal gaz yanması çok hızlıdır. Evet, bunlarda küçük karbon sayılı organik maddeler var. Metanın yanması mesela hızlı gerçekleşir. Sulu çözeltilerde çökelek oluşumu yine hızlı gerçekleşen tepkimelerde iyonlar arası tepkime örnek. Demirin paslanması, ağır metallerin oksitlenmesi yavaş gerçekleşir. Bunu da söyleyebiliriz. Ağır metallerin oksitlenme reaksiyonu, paslanma reaksiyonu çok yavaş gerçekleşir. Yine yiyeceklerin vücutta sindiriminin yavaş gerçekleştiğini zaten söylemiştik arkadaşlar. Peki geçiyorum şimdi. Şöyle bir etkinliğimiz var. Hemen bakalım etkinliğe.
Bu şekilde iki tane hani reaksiyon vermiş. Bunları kıyaslamamız istiyor. Hangisi daha hızlı? Mesela birinci de A ve B reaksiyonları. Aynı reaksiyonlar ama biri katı şeklinde arkadaşlar. Birisi suda. Suda çözündüğü zaman arkadaşlar iyonlar oluşur. İyonlar arası tepkimelerde hızlı tepkime olduğu için B reaksiyonu A reaksiyonuna göre daha hızlıdır diyebiliriz. İkinci de yine benzer reaksiyonlar. İkisi de organik maddenin yanma tepkimesi. Birisine bakın 25-52 kaç yapıyor? 77-1. 76 tane bağ var arkadaşlar. 76 tane sigma bağ var. Yani bunların kopması, oluşması zaman gerektirdiği için o yüzden nedir? Yine B reaksiyonu A reaksiyonundan hızlıdır. Atomlar arasındaki bağ sayısı, kopan, oluşan bağ sayısı arttıkça ne diyorduk? Tepkime hızı yavaşlar. Üçüncüde verilense arkadaşlar biri iyonlar arası, birisi nötr. Yani eğer nötr ve iyonlar arası kıyaslaması yapıyorsak iyonlar arası gerçekleşen tepkimeler nötr tepkimelere göre daha hızlı gerçekleşir diyebiliriz. Evet, bu şekilde madde türünün, madde cinsinin tepkime hızına etkisini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi sırada derişim etkisi var. Peki derişim tepkime hızına nasıl etkiliyor? Biz hız bağıntısını nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Hız bağıntısını şöyle yazıyoruz değil mi? R eşittir diyoruz. K çarpı reaksiyona girenlerin derişimi şeklinde yazıyoruz. Yani reaksiyonlara girenlerin derişiminin artmış olması reaksiyon hızını arttırıyor. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddenin derişimleri arttıkça taneciklerin etkin çarpışma olasılıkları da artar. Bu da birim zamanda ürün verecek çarpışma sayısını arttırır. Buna bağlı olarak da tepkime hızında artış gözlenir demiş. Tepkimeye giren maddelerin derişimi arttıkça tepkime hızı artar. Tepkimeye giren maddenin derişimi azaldıkça tepkime hızı azalır. Sabit sıcakta madde derişiminin de değiştirilmesinin hız sabitine etkisi yoktur. Yani biz burada derişimi değiştiriyoruz. K sabitine ne yapmıyoruz? Dokunmuyoruz arkadaşlar. K sabitine dokunmadığımız için hız sabitine derişimin değişmesinin bir etkisi yoktur. Bakın şöyle görsel olarak da kitabımız göstermiş, güzel olmuş. Mesela bakın iki tane tanecik tek bir çarpışma olasılığı var. Burada iki tane kırmızı molekülden bir tane mavi molekülden var. Bu sefer iki çarpışma olasılığı. İki tane kırmızı molekül, iki tane mavi olunca dört çarpışma olasılığı. Üç tane kırmızı, iki tane mavi molekül olunca dördüncü kaptaysa altı çarpışma olasılığı. Yani derişim arttıkça çarpışma olasılığı artıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Peki örnek vermiş, demiş ki tek basamakta gerçekleşen bir reaksiyonumuz var. Tek basamakta gerçekleşiyorsa hız bağıntısı nasıl yazacağız? R eşittireceğiz. K çarpı A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi. Diyor ki A ve B'nin derişimleri iki katına çıkalımda hız ne olur? A'nın derişimi iki katına. B'nin derişimi iki katına çıkarsa 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Hız ne olacaktır? 8 katına çıkmış olacaktır arkadaşlar. Çünkü çarpışma olasılığı artmaktadır diyebiliriz. Peki şurada bir notumuz daha var. Bakalım ne diyor? Derişim arttıkça aktifleşme enerjisi değişmezken, yani reaksiyonu başlatmak için vermemiz gereken enerji değişmezken, aktifleşme enerjisini aşabilecek tanecik sayısı arttığı için tepkimiz artar. Yani birim zamanda tepeyi aşan molekül sayısı ne yapar? Artmış olur. Ama tabii ki burada arkadaşlar aktifleşme enerjisinin değişmediğine vurgu yapmak lazım. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktörün katalizör olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz zaten. Peki ilk sorumuz şöyle diyor ki, tepkimesi tek basamakta gerçekleşiyor. Tek basamakta gerçekleşiyor diye vurgu yaparsa hemen hız bağıntısını yazın arkadaşlar. R eşittir K çarpı N2'nin derişimi çarpı O2'nin derişiminin 1 bölü 2. kuvveti. Her iki maddenin de derişimi 4 katına çıkarılıyorsa, bu da 4 katına çıkarılmış N2, O2 4 katı ama hızımız O2'nin derişimin 1 bölü 2. kuvvetiyle doğru orantılı. O zaman ne olacak? 4 çarpı bir sayının 1 bölü 2. kuvveti karekökü'dür. 4'ün karekökü 2. O zaman ne oldu? 8 katına çıkmış oldu. Geçiyorum bir sonraki soruya. Yani bir kabul edin böyle derişimlerde, sonra yapılan etkiyi görebilirsiniz. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Diyor ki tek kademede gerçekleşen tepkimesinin oluştuğu kabın hacmi iki katına çıkarsa. Şimdi basınç hacim etkisini direkt almamış kaynağımız arkadaşlar. Basınç hacim etkisi derişimi değiştirdiği için tepkim hızını değiştirdiğini kabul edeceğiz. Şöyle yapalım. Yani sonuçta hacim iki katına çıkarsa ne olacak? Kabın içindeki derişimler yarıya düşecek. Yarıya düşer. Yani bizim hız bağıntımızı nasıl yazıyoruz burada? R eşittir K çarpı X'in derişiminin karesi çarpı Y mi yazıyoruz? Evet. Şimdi hem X'in derişimi hem de Y'nin derişimi yarıya düşecek. X'in derişimi yarıya düştü 1 bölü 2 ama hız karesiyle orantılı. O zaman 4'te 1'ini düştü hız. Y'nin derişimi yarıya düşecek. O da direkt yarıya düşürecek hızı. İkisi çarpım durumunda olduğu için arkadaşlar ne olacak? 8'de 1'ine düşecek. 1 bölü 8'ine düşer diyeceğiz hız için. Hacim artınca doğal olarak ne olacak? Çarpışma olasılığı azalacak. Ana mantık da bu. Çarpışma olasılığı daha geniş bir alanda
uygun doğrultuda çarpışma olasılığı azalacağı için reaksiyon hızı da değişmiş olacak sevgili arkadaşlar. Peki geçiyorum bir sonraki soruya. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki yukarıdaki tepkimelerden hangisinde sabit hacimli kapta ve sabit sıcakta reaktif miktarını arttırılması tepkime hızını değiştirmez. Şimdi hız bağıntılığı ne diyoruz? R eşittir K çarpı H2'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi 1 bölü 2. kuvveti. İkinci reaksiyon için R eşittir K diyoruz. Üçüncü reaksiyon için R eşittir K çarpı N2'nin derişiminin karesi çarpı O2'nin derişimi kübü. Şimdi reaktif yani reaksiyona giren madde miktarı artarsa sabit hacimli kapta derişimi artar. Ancak mesela ikinci reaksiyonda derişime bağlı değil hız. Sadece K sabitine bağlı. O yüzden istenilen bu arkadaşlar. İkinci reaksiyon gibi istiyor. Yani derişimi arttırayım ama hız değişmesin. Bu ikinci reaksiyonda gibi çünkü derişime bağlı değil. Sadece K sabitine bağlı. Ama diğerlerinde mesela derişimleri artarsa H2'nin ve O2'nin derişimleri artarsa hız artar. Üçüncü reaksiyonda N2 ve O2'nin derişimleri artarsa ne olur? Hız artar çünkü sabit hacimli kapta madde miktarının artması, reaktif madde miktarının artması, derişimin artması demektir. Ve bu da hızı ne yapar? Arttırır diyebiliriz. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 olacak. Evet, basınç hacim etkisini kitabımız şöyle almış. Bakın basınç hacim etkisini şöyle başlık halinde not olarak söylemiş. Aslında demiş ki yani tabii basınç hacim deyince aklımıza gazlar gelecek. Gaz haldeki maddelerin basınç hacmini değiştirmek. Derişimi değiştireceği için tepkim hızını değiştirir. Örneğin gaz halindeki bir tepkimede basınç arttırıldığında hacim küçülür. Birim zamanda çarpışma sayısı arttığı için tepkim hızı artar. Yani basınç arttırıldığında hacim azalır. Molarite eşittir M bölü V'ye göre hacmin azalması derişimi arttırır. Biz de hız bağıntısını R eşittir K çarpı reaksiyona girenlerin derişimlerine göre yazdığım için derişimin artması reaksiyon hızını da arttıracaktır diye düşünebiliriz arkadaşlar. Peki şöyle bir etkinlik yapmış kitabımız. Hemen bakalım. Etkinliğimiz şu arkadaşlar. Bu etkinlikte hatta şöyle yapalım ki aynı anda görelim. Yapılan etkileri de aşağıda çünkü doldurmamız gerekecek. Şimdi kabımız şu arkadaşlar. Sol taraftaki kap sabit hacimli, sağ taraftaki sabit basınçlı şekilde düzenlenmiş. Şimdi burada diyor ki hani yapılırsa yapılan etkiler var işte. Karbon monoksit ekleme, helyum gazı ekleme, hacmi azaltma. Klor gazının basıncını arttırma ve fosgen gazı CO, CL2 ekleme gibi. Bunlar yapıldığı zaman birinci kapta ve ikinci kaptaki hızların değişimini yazınız diyor. Şimdi her iki kapta da reaksiyon hız bağıntısı aynı değişmiyor sonuçta. Nedir? R eşittir K çarpı CO'nun derişimi çarpı CL2'nin derişimi şeklinde yazıyoruz. Ben karbon monoksit eklesem önce birinci kaba yapılan etkilere bakalım komple sonra ikinci kaba geçelim arkadaşlar. Öyle yapalım. Birinci kabı yapalım o zaman. Şimdi birinci kap sabit hacimli bir kap. Ben karbon monoksit eklesem ne olur? Karbon monoksit derişimi artar. Karbon monoksit derişimi arttığı için hız da artmış olur. Çünkü doğru orantılıdır. Evet. Helyum gazı eklesem helyum gazı toplam basıncı artar ama gazların derişimleri değişmez. Karbon monoksitin de değişmez. Klorun da değişmez. O yüzden hız bağıntısında helyum var mı? Yok. K sabitini değiştirir mi? Hayır. K sabitini değiştiren 3 tane faktör var. Bunlar gelecek sırayla arkadaşlar. Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Yani helyum gazı eklemekle ne yapmaz? K sabite değişme. O yüzden helyum gazının hıza bir etkisi yoktur birinci kapta. Hacmi azaltma. Hacim azalırsa derişim artar. Derişim artarsa biz hız bağıntısını derişimlere göre yazdığımızın hızda ne olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Klor gazının basıncını arttırma. Yani klor gazının basıncını arttırmak için eklemek lazım. Çünkü sabit hacimli kapta yani klor gazının basıncı PCL2 nasıl artar? Ya madde ilave etmemiz lazım. İlave diyelim. Ya madde ilave etmiyor klor gazını ya da sıcaklığı arttırmamız lazım. Sıcaklık artarsa ama sıcaklık artarsa yani her halükarda zaten ne olacak? Artacak hız. İlave edersek de yine artacak. Yani her halükarda arkadaşlar klor gazının basıncının artması ne yapacak? Reaksiyon hızını arttıracak bir faktör. COCl2 ekleme. COCl2 arkadaşlar hız bağıntısında var mı? Yok. Hız bağıntısında kim var? Karbon, monoksit, klor var. O zaman ne yapmayacak arkadaşlar? Herhangi bir değişikliğe neden olacak. Şimdi bizim buradaki yani birinci kap için yapacaklarımızda bir sıkıntı yok. Çünkü sabit hacimli bir kap olduğu için sıkıntı çıkmadı. Ama kabımız sabit basınçlı yani pistonlu olursa dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hacim artışlı olacak. Şimdi mesela CO gazı eklersek şöyle olacak. CO gazı eklediğimiz zaman arkadaşlar CO gazının hani molarite eşittir M bölü V diyorum. Mol sayısı artacak. Aynı zamanda kabın hacmi de artmış olacak. O yüzden yani burada tabii ki hangisi daha baskındır böyle sayılar vererek falan deneyebiliriz. Artabilir mi, azalabilir mi? O yüzden
Bu tür durumlarda arkadaşlar bilinemez dememiz daha mantıklı. Yani ikisi de olabilir. Bilinemez diyorum. Daha çok hani tabii ki burada hani hacim etkisi daha baskın, azalması daha baskın etkidir ama yani böyle çok düşük derişimlerde, çok düşük miktarlarda belki arttıracak bir faktör olabilir arkadaşlar. O yüzden bilinemez demek en mantıklı. Helyum gazı ekleme bu azaltır kesinlikle. Çünkü helyum gazı gelince hacim artar. Maddenin miktarları, molleri değişmeden hacim arttığı için derişimler azalır. Derişimler azaldığı için hız azalır. Hacmi azaltınca ne olacak? Derişimler arttığı için hız artar. Klor gazının basıncını arttığında klor gazının basıncını artmak klor gazı eklemekle olur. Klor gazının basıncını arttırmak Cl2 ilavesiyle olur. Cl2 ilave edince de aynı birinci de dediğimiz gibi karbon monoksit eklediğimiz zaman nasıl bilemiyorsak klor gazı eklediğimizde de yine ne yapar bilemeyiz diyoruz. Neden klor gazının basıncı artıyor? Çünkü normalde kısmi basınçları arkadaşlar molle orantılıdır. Ben toplam basınç değişmeyecek. Kısmi basıncını arttırabilmek için ondan eklemem gerekiyor. O yüzden bilinemez dedim arkadaşlar. COCl2 eklersem, ürün eklersem de yine helyum gazı mantığıyla hacmi arttırır. Derişimleri azalttığı için ne olur? Reaksiyon hızı azalır yorumu yapabiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki şöyle notlarımıza bakalım. Şurada bir notumuz var. Tepkime kabına herhangi bir soy gaz eklenerek kabın basıncı artıyor. Ancak derişimler değişmedi, hız değişmez diyor. Nedir? Buradaki söylemek istediği sabit hacimli kaplar için geçerli tabii ki. Şimdi diyor ki buradaki verilen şartlarda hızları bulunuz diye söylemiş arkadaşlar. Hız bağıntısı yazalım. Sonra yerlerini yazalım. Yani kaç K cinsinden olacağını bulalım. Hatta şöyle yapalım. Tek burayı görelim arkadaşlar. Hızımız şu mu? R eşittir. K çarpı CH4'ün derişimi çarpı O2'nin derişiminin karesi. Şimdi 200 mililitre 1 mol derişimleri bulmamız lazım arkadaşlar. 1 bölü 0,2 mol bölü hacim yaptım molarite. Burası da ne olacak? 1 bölü 0,2'nin karesi. Yani 1 bölü 0,2 5 demek arkadaşlar. 5. 5'in karesi 25 çarpı 5'ten 125K olacak. 125K. K cinsinden bulalım. 125K. Aynı şekilde şöyle yapalım. Altlarını yazalım arkadaşlar. R eşittir K çarpı CH4'ün derişimi çarpı O2'nin derişimi karesi. Şimdi buna B şıkkından devam edelim. 1 mol 0,5 litre ne oluyor? 2 molar yapıyor. 1 mol 0,5 bu da 2 molar yapıyor. O zaman 2 çarpı 2'nin karesinden 4, 8K olacak. Burada da 8K olarak yazabiliriz. C şıkkına bakıyorum. 1 mol 1 litre 1 molar. Bu da 1 molar. 1 molar 1 molar. 1 çarpı 1'in karesinden direkt K olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz. D şıkkında 2 mol 0,2 litre. Ne oldu burası? 10 molar mı yaptı? 10 molar. Aynı şekilde 1 mol 0,2 litre yani 1'i 0,2'ye bölerseniz bu da 5 molar yapar. O zaman şöyle oldu. 10 çarpı 5'in karesi 25. 250K yaptı arkadaşlar burası da. Son olarak 1 mol 0,2 litre kaç yaptı? 5 molar. 2 mol 0,2 litre 10 molar yaptı. Buradan da 5 çarpı 10'un karesinden 500K olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu 500K arkadaşlar. Diğeri kaçtı? 250K'ydı. Yani mol bölü hacim yaptım. Molaritelerini bulduk. Hız bağıntısına yeni yazdık. K cinsinden ifade etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Peki geçiyorum o zaman bu bölümü hemen. Deneysel hız. Şimdi arkadaşlar böyle deneyler yapılarak bize hız bağıntısını burada sorabilir. Şimdi biz bu deney üzerinden neler anlamamız gerekiyor onları bir birlikte yorumlayalım. Şimdi şöyle düşünün. Yani direkt şurada gördüğünüze göre yazmayacaksınız. Bir kere ilk olarak böyle başlayalım. Biz deneylere bakarak hız bağıntısını yazacağız. Şöyle yapacağız. Bu tür sorularda hemen şöyle iki tane deney seçeceğiz. Bu deneyleri seçerken maddelerden biri NO2 ve H2 var bakın. Birisi sabit olacak, diğeri değişecek. Diğerinin değişmesi hızı nasıl etkileyecek ona bakacağız. Mesela birinci ve ikinci deneye bakıyorum. H2 sabit. Yani derişimi aynı. NO2'nin derişimi iki katına çıkmış. Hız dört katına çıkmış. O zaman nedir? R eşittir K çarpı NO2'nin derişiminin karesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü NO2 iki katına çıkarken hız dört katına çıkıyorsa karesiyle orantılıdır. Devam ediyorum. Şimdi NO2'yi sabit tutalım. Mesela üçüncü ve dördüncü deney sabit. H2'nin derişimi iki katına çıkmış. Hız o da iki katına çıkmış. O zaman demek ki H2 ile birinci dereceden orantılı. Şimdi neler gördük biz bu yani bu bağıntı yazdıktan sonra neler anlamamız gerekiyor? Yukarıdaki verilen tepkimenin direkt arkadaşlar yazabildik. Bakın şu anda buna göre de yazsak ne olacak? R eşittir K çarpı
NO2'nin derişiminin karesi çarpı H gidecek miydi? Gidecek. Aynısı çıktı mı? Çıktı. O zaman demek ki tek basamakta gerçekleşiyor diye bunu ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü bize verilen denklemle bizim bulduğumuz denklem aynı çıktı. Hız bağıntısı aynı çıktı. Tek basamakta çıkmasaydı o zaman tek basamakta değil mekanizmalı gibi bir yorum yapacaktık. Hız bağıntısını yazabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir deneyde yerine yazıp K sabitini sorabilir. Mesela birinci deneyde koyalım yerine. Ne yapıyoruz? İşte R'yi birinci deney verilerini alıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. K çarpı NO2'nin derişiminin karesi yani 0.001'in karesi. Burası 10 üzeri eksi 3 desek karesini alsak 10 üzeri eksi 6 olur mu? Olur. H2'nin derişimi de 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazdım. Şu 10 üzeri eksi 3'ler birbirini götürsün. K'yı yalnız bırakıyorum. 2 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 6 yapıyorum. Yukarıya doğru çıkardım bunu. Yani buradan da arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri 5 çıkar K'mız. Peki birimi nedir diye sorsa K'nın birimi nedir? Kaçıncı dereceden bir tepki? 3. O zaman litre kare bölü mol kare saniye hatırlayalım. K'nın birimi nasıl bulunuyor? Litre bölü mol üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Tepkime derecesi x burada. Üçüncü dereceden bir tepkime mi? Evet NO2'ye göre ikinci dereceden H2'ye göre birinci dereceden toplam üçüncü dereceden o zaman nedir? Formülde x yerine 3 yazarsanız litre kare bölü mol kare saniyeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi deneyli sorularla devam edelim. Sorularımız var. Hemen görelim. Arkadaşlar şöyle. Onu burada anlatmış uzun uzun. Geçiyorum hemen. Direkt sorular üzerinden pekiştirelim. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Diyor ki belli bir sıcaklıkta işte tepkimeyi vermiş bize. Deneyleri vermiş. Buna göre tepkime derecesi kaçtır? Hız sabitinin değeri nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne yapalım? İki tane deney bulalım. Maddelerden birinin sabit görebileceğim. Mesela birinci ve üçüncü deney x sabit. Y iki katına çıkmış. Hız dört katına çıkmış. O zaman R eşittir. K çarpı Y'nin derişiminin karesi. Çünkü Y'nin derişimi iki katına çıkarken hız dört katına çıkıyorsa demek ki Y'nin derişimi karesi olarak. Şimdi ikinci ve üçüncü deneye bakın. Bu sefer Y sabit. 1-1. Y'nin işte X'in derişimi iki katına çıkmış arkadaşlar. Hız o da iki katına çıkmış. O zaman demek ki X'e de birinci derece orantılı. Hız bağıntısını bulduk arkadaşlar. Y'ye göre ikinci dereceden, X'e göre birinci dereceden toplam üçüncü dereceden diyoruz. Birinci öncülün cevabını bu şekilde vermiş olduk. Herhangi bir deneyde arkadaşlar yerine yazıp bulacağız. Şöyle kimi seçelim? İkinci deney verilerini seçelim. Birin karesini almak daha kolay. Arkadaşlar hani Y'nin karesi var ya o yüzden bunu seçtim. İkinci deneyde hız ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir K çarpı Y'nin derişim karesi yani birin karesi çarpı X'in derişimi de nedir? 0,2 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazdım. Şu 2 2'ye bölünsün. Bu da 2'ye bölünsün 2. Buradan da nedir? K'yı yalnız bırakırsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkacak. Birimini de yazalım. Üçüncü derecenin olduğuna göre litre kare bölü mol kare saniye olarak ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki sorumuza hemen. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki A ve B olarak boşluklar vermiş arkadaşlar. Tabloda bunları doldurmamızı. Tek basamakta gerçekleşiyor diyerek bize ne yapmış? Şeyi söylemiş hani direkt hız bağıntısını yazabilmemiz gerekiyor. Çünkü tek basamakta R eşittir. K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi diye yazdık. Şimdi şöyle yapalım. Mesela birinci ve ikinci deneye bakalım. X sabit. Y onda birine düşmüş değil mi? 0,2'den 0,02 onda birine düşmüş. Şimdi diyoruz ki biz X sabitken bunu sabit tutuyor. Y ile hızımız nasıl orantılı? Karesiyle doğru orantılı. O zaman ben Y'nin derişimini onda birine düşürürsem ne olacak? Karesiyle orantılı olunca hız yüzde birine düşecek. Hız yüzde birine. O zaman bunun yüzde biri ne yapıyor arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı olur yüzde biri? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. A değerini bulduk. A değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'ymış. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım. B'yi nasıl bulabiliriz? B'yi başka bir renk alayım daha rahat. Yapalım. Mesela B'yi yapmak için de herhangi iki deney seçeceğim arkadaşlar yine. Mesela 1 ve 3'ü seçeyim. 1 ve 3'ü. Y sabit çünkü bakın Y değişmiyor. Şöyle yazalım hız bağıntısını. R eşittir. K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi. Bu sefer Y'yi sabit tuttum. Hız ile X'in derişimi doğru orantılı. O yüzden mesela hıza bakarsak birinci ve üçüncü deneyde ne olmuş? İki katına çıkmış. İki katına. O zaman hız da iki katı, X'in derişimi de ne olması lazım?
iki katına çıkmış olması lazım. İki katına çıkarsa ne olur? 0,8 molar olur. O zaman B değerinde 0,8 molar olarak bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar hemen. Şöyle bir sorumuz var. Şimdi bu tür sorularda da arkadaşlar %90 hani hızın aynı olduğu deneyler vardır. Burada da var mesela. İlk olarak oralara bakın böyle sorularda. Bakın hızın aynı olduğu birinci ve dördüncü deneyden bahsediyorum. Şimdi birinci ve dördüncü deneylere baktığımız zaman X'in derişimi sabit kalmış. Z'nin derişimi sabit kalmış. 0,1, 0,1. Y'nin derişimi yarıya düşmüş ama hız değişmemiş. Bu şu anlama geliyor. Hız bağıntısında Y'nin yeri yok. Şimdi bundan sonra ikili düşüneceğiz. Artık Y'nin olmadığını biliyoruz. Şimdi mesela nereye bakalım? 3 ve 4'e bakıyorum. X sabit. Z yarıya düşmüş. Hız 4'te 1'ine düşmüş. O zaman R eşittir. K çarpı nedir? Z'nin derişiminin karesi. Bunu diyebiliriz. Çünkü Z'nin derişimi yarı düşüp hız 4'te 1'e düşüyorsa o zaman nedir? Karesiyle doğru orantılıdır. Peki Z'yi sabit tutacağımız bir deney bulalım. Şöyle rengi de değiştireyim karışmasın arkadaşlar. Z'yi sabit tutacağım. Mesela 2 ve 3'te gördüm. Z 0,2, 0,2. X'in derişimi yarıya düşmüş. Hız o da yarıya düşmüş. O zaman demek ki X ile birinci derecenin orantılı. O zaman tepkimenin derecesi gördüğünüz gibi 3. dereceden. Şimdi burada yorumlar da yapabiliriz. Bakın size şöyle yorumlar yapalım. Mesela şurada verilen bir denklem var değil mi? Biz buna göre yazsaydık hız bağıntısı ne çıkacaktı? R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi çarpı Z olacaktı. Doğru mu? Ancak bizim bulduğumuz değer farklı. O zaman şöyle bir yorum yapacağız diyecek. Demek ki arkadaşlar bu tablodaki verileri kullandığımız zaman bulduğumuz sonuçtaki hız bağıntısıyla bize verilen tepkimedeki hız bağıntısı farklı çıkması tepkimenin tek basamaklı olmadığını gösterir. Tepkime çok basamaklı, mekanizmalı, kademeli. Biz neye göre yazdık o zaman? Biz arkadaşlar yavaş basamağa göre yazdık. Yavaş basamağın tepkimesini bulduk aslında. Peki başka bir yorum. Y maddesi katı ve sıvı mı acaba almadı hız bağıntısına? Hayır değil arkadaşlar. Olsaydı katı ya da sıvı olsaydı derişimi değişmezdi. Ama bakın mesela birinci deneyde 0,02, ikinci deneyde 0,03, üçüncü deneyde değişmiş bakın derişimi 0,01, dörtte 0,01. Eğer derişimi değişebiliyorsa maddenin o madde ne değildir? Katı ya da sıvı olamaz. Ama hepsi mesela 0,02 olsaydı o zaman diyebilirdik öyle bir şey. Katı ya da sıvı olabilir ama derişimi değişebiliyorsa katı ya da sıvı olamaz. Bu yorumu da yapmış olalım. Şimdi şöyle hemen bir mini testimiz var arkadaşlar. Onu da çözüp dersimizi bitirelim. Derişim etkisini görelim. İlk sorumuz şöyle gelsin. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesinde HNO3'ün derişimi arttı. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Hız bağıntısını yazıyorum. R eşittir K çarpı HNO3'ün derişiminin karesi. Neyi almıyorum? Z'ne almıyorum. Çünkü Z'ne katı bir madde arkadaşlar. Şimdi diyor ki tepkimi hız sabiti diyor. Hız sabiti K değişir mi? HNO3'ün derişimini artıyor. Burayı arttırıyor arkadaşlar. Burayı arttırınca hız artar. Ama K'yı değiştiren faktörler temas düzeyi, sıcaklık ve katalizördür. Yani değiştirmez. Yanlış. H2 gazının oluşma hızı artar. Reaksiyon hızlanıyor. Hızlanıyorsa daha hızlı bir şekilde H2 gazı oluşacaktır. Doğru söylemiş. Aktifleşme enerjisi büyür. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizör. Göreceğiz arkadaşlar bunda. Tek faktör katalizör diye yazalım şimdilik. Ama derişiminin değişmesini, aktifleşme enerjisini değiştirmediğini de öğrenmiş olalım. Cevabımız yalnız. Geçiyorum hemen ikinci soruya gelsin arkadaşlar. İkinci sorumuz reaksiyon diyor tek kademede gerçekleşmektedir. Şöyle rengi değiştireyim. Mavi yazayım. Tek kademede gerçekleşmektedir. Sabit sıcaklıkta reaksiyon kabının hacmi 4'te 1'ine düşürüldüğünde reaksiyon hızı 8 katına çıkmaktadır. Buna göre denklemde bulunan A değeri kaçtır demiş. O zaman hız bağıntısını bir yazalım önce. R eşittir K çarpı X'in derişiminin A üstü çarpı Y'nin derişimi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi kabın hacmi 4'te 1'e düşüyorsa derişimler ne olur arkadaşlar? 4 katına çıkar. 4 katına çıkar diyebiliriz. Hız ne oluyormuş? 8 katına çıkıyormuş. O zaman şöyle yapalım. Yani R iken işte 8 R olacak. K sabiti değişmeyecek. 4'ün A üstü çarpı 4 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu ikisini oranladığımız zaman 1 bölü yani 1 bölü 8 diyelim. 1 bölü 8. Şunlar birbirini götürsün. Yani ne olacak arkadaşlar? Buradan hani nasıl bir yorum yaparız? Şöyle matematiksel düşünün. X bölü 4'ün A üssü çarpı işte ya da burada şey gibi düşünüyoruz. Hani başlangıç derişimi 1 gibi düşünüyoruz. Aslında öyle düşünmek daha mantıklı olacak arkadaşlar. Şöyle A değeri
Yani A değeri ne olursa, bunları başlangıç 1 gibi buradan gitmeyelim. 1 molar işte A üssü, 1 molar Y üssü. Şimdi A yerine ne yazarsak hani 8 olur, öyle düşüneceğiz. Bir kere zaten şöyle yaptığımız zaman burası 2 oluyor. 2 eşittir 4 üzeri A oluyor. A yerine ne yazarsam 2 eşitlenir. A yerine 1 bölü 2 yazarsam arkadaş eşitlenir. Yani başlangıç değeri şimdi 1 molardı. Ben 4 molara çıkardım, öyle düşündüm. 4 molara çıkardığım zaman ne oldu? A'nın yerine ben 1 bölü 2 yazarsam bunu sağlamış olur. A değeri de gördüğünüz gibi pardon 1 bölü 2 olur. Cevabımız A şıkkı olacak. Şöyle hemen siliyorum yanlış anlaşılmasın şurası. Peki devam edelim hemen. Bir sonraki soruyla üçüncü sorumuz gelsin. Şimdi burada da yine bir deneyli soru gelmiş. Ne yapıyorduk deneyli sorularda? Bir tane maddenin derişimi sabit tutup diğerinin değişiminin hıza olan etkisine bakıyorduk. Mesela birinci ve ikinci deneyden başlıyorum. Y sabit. X iki katına çıkmış, hız dört katına çıkmış. O zaman R eşittir K çarpı ne diyoruz arkadaşlar? X'in derişiminin karesi. X'i sabit tuttum. Y yarıya düşmüş. Hız o da yarıya düşmüş. O zaman Y ile doğru orantılı. O zaman tepkimenin mertebesi yani derecesi kaçtır? Toplam üçüncü dereceden bir tepkimedir diyoruz. Dördüncü sorumuz gelsin. Tepkime derecesi 3'müş diyor arkadaşlar. Şimdi tepkime derecesi 3'se normalde şöyle yazmamız lazım. Burada gördüğümüze göre yazsak R eşittir K çarpı NO'nun derişiminin karesi çarpı H2'nin derişiminin karesi dememiz lazım. Böyle olursa tepkime derecesi 4 olur. Ama 3 diyor. O zaman demek ki gördüğümüze göre yazamıyoruz. Gördüğümüze göre yazamıyorsak demek ki arkadaşlar yavaş basamak var. Yavaş basamak varsa o zaman tepkimemiz mekanizmalıdır diyebiliriz. Hız ifadesi bu şekilde olursa 4. derecede olmaz. NO ve H2'nin derişimleri ikişer katına çıkarsa tepkim hızı 16 katına çıkar. Şimdi yani bizim tepkime derecemiz 3. Yani şöyle bir şey olabilir. NO'nun karesi H2 olabilir arkadaşlar. Ya da H2'nin karesi NO olabilir. Yani iki tane olasılığımız var. Yani iki olasılıkta da olsa yani mesela ikişer katına çıkar 2'nin karesi çarpı 2. Aynı şekilde 2'nin karesi çarpı 2. Yani her halükarda kaç katına çıkar? 8 katına çıkar. Hiçbir zaman 16 katına çıkmaz. 16 katına 4. dereceden olursa çıkar. Bizim de tepkimemiz 4. dereceden değil, 3. dereceden diye kendisi vermiş zaten. O yüzden nedir cevabımız? Yalnız 1 olacak. 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tek basamakta gerçekleşen diyor. Tepkimesiyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi tek basamakta gerçekleşiyor. R eşittir K çarpı Y'nin derişiminin karesi yazabilirim. Çünkü X katı madde almadım. Kaba X katısı eklendi tepkimiz artar mı? Hayır artmaz. X katısı katı bir madde. Derişimi değişmez. Derişimi değişmediği için de hız bağıntısını etkilemez. Tepkime 3. dereceden mi? Hayır. Tepkimenin derecesi gördüğünüz gibi 2. dereceden yanlış. Tepkime kabın hacmi 2 katına çıkarırsa derişim yarıya düşer. Y'nin derişimi 1 iken 1 bölü 2 olur. Karesiyle orantılı olduğu için de hızımız 4'te 1'ine düşer arkadaşlar. Öyle demiş zaten. Tepkime hızı 4'te 1'ine düşer demiş. Doğru söylemiş. Cevabımız yalnız 3. Son bir soru ve derişim etkisini, basınç hacim etkisini aynı anda görmüş olduk arkadaşlar. Bitirmiş oluyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İdeal piston kapta tepkimesinin tek basamakta birer mol reaktifle başlatma hızı x molar bölü saniyedir. Kaba sabit sıcakta 2 mol O2 gazı eklenirse başlangıç tepkim hızı kaç x molar saniye olur demiş. Şimdi yazıyorum R eşittir K çarpı HBr'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi şeklinde yazdım arkadaşlar. Ve bu verilenlere göre yazdığım zaman işte birer mol reaktifle başlıyoruz. 1 bölü işte hacmimiz ne olsun? Şöyle görelim. Çizelim hatta. İşte 1 mol içeride HBr var. 1 mol de ne var? O2 var. Kabın hacmini 2V kabul edeyim. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani hızımız neye orantılı? 1 bölü 4 orantılı. Peki ben kaba sabit sıcakta ne ekliyorum? 2 mol O2 ekliyorum. 2 mol O2 ekleyince ne oluyor? Hacim 4V'ye çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü 2 mol gaz 2V hacim kaplarsa 4 mol gaz ne yapacak? 4V hacim kaplayacak. İçeride 1 mol hala HBr olmaya devam edecek. Reaksiyonu sokmuyoruz burada. Bu hatayı da yapmayın sakın arkadaşlar. Tepkimeye girmeyeceğiz. Başlangıç hızı olarak bakıyoruz. İçeride ise o 3 mol O2 oluyor. Hızımız, yeni hızımız ne oldu? İçeride 1 mol HBr var ama hacim 4. 1 bölü 4. İçeride artık 3 mol O2 var. 3 bölü 4. Ne oldu burası? 3 bölü 16 oldu arkadaşlar. 1 bölü 4'ü şöyle 4 ile genişletelim. 1 olsun. Burayı 4 ile genişletelim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. İkisini 16 ile genişletelim. Daha güzel olur. Çarpı 16. Çarpı 16 yapalım. Daha rahat kıyaslama olur. 16 ile çarparsak hızımız 4 birim oldu. 16 ile çarparsak hızımız 3 birim oldu. O zaman hızımız ne oldu arkadaşlar? Biz 4'e ne dedik? 4'e x dedik. O zaman burası ne olacak? Arkadaşlar
3x bölü 4 mi olacak? 3x bölü 4 olacak. Hızımız cevabımız da D şıkkı olacak. 16 ile genişlettim. 4 oldu. 4'e x kabul ettik hız olarak. Diğeri de 3 oldu. 3 nedir o zaman? 3x bölü 4 molar bölü saniye olacaktır diyoruz. Evet, bundan sonraki arkadaşlar dersimizde sıcaklık, katalizör ve temas yüzey etkilerini göreceğiz. Hızı etkileyen faktörler ve bu şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.